Survivor'ın en başarılı isimlerinden Damla finali göremedi ama ıssız adada geçirdiği 5 ay ona çok şey kattı. Bakın adadan döndükten sonra Damla'nın hayatı nasıl değişti. Savaşıyoruz. Birisi gitmesin diye. Survivor'dan döndükten sonra ilk iş olarak ne yaptı? Döndükten sonra direkt bunları gerçekleştirdim. Gönüllülerin başarılı yarışmacısı Damla'yla yeni hayatında çok özel bir röportaj. Hayatımda olmazsa olmazımdır bu. 1.71 boyunda, 27 yaşında, Survivor 2016'nın en başarılı isimlerinden Damla. Yolda görüp vah vah Damla, ah ah Damla diyenler varmış Damla'ya. Gören herkes şey yemek yer misin, aç mısın, ne yaptın, ne ettin, oralarda çok aç kaldın. Yani sağ olsun tabii ki de anneannem ve annem fazlasıyla beni besliyorlar. Ve yolda görenler de çok ilginç bir şekilde aç mısın diye soru soruyor. İkramları geri çevirmek olmaz tabii. Kaç kilo oldun acaba diyoruz, bakın nasıl cevap veriyor Damla. Adada 55 kiloya düştüm ama şu an kilomu söylemek istemiyorum. Çünkü kilo aldım gerçekten. Ve yaklaşık 10 kilo aldım. Ancak Survivor'daki kilolarına döneceğinden de emin. İşte spor merkezine 8 senedir çalışıyorum. Yani kaldığım yerden devam edeceğim. Hayatımda olmazsa olmazımdır bu. Ve ondan dolayı da bir adaptasyon süreci tabii normal hayata karşı sağlamaya çalışıyorum. Eski bir spor eğitmeni Damla. Survivor 2016 ile hayatı değişmiş. Tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı bir sporcu olarak ün salmıştı. İzmir'de yaşıyordu. Ancak İstanbul'a bir ayağını attı. Değişik hedefleri varmış Damla'nın. Şu an gelen teklifleri değerlendirmek istiyorum açıkçası. Yani spor benim için hayatımın en özel kısmı. Yani bunu da bozmak istemiyorum. Ama artık bir ayağım İstanbul'da. İstanbul'a geliyorum. Tekrardan İzmir'e dönüyorum. Dizi, sinema oyunculuğu, sunuculuk ya da ekran önünde başka bir görev. Her teklifi açık ancak gönlüne göre olanı seçecekmiş Damla. Yani hepsine de açığım. İşte şu saatten sonra benim için ne olacak, benim için hangi sayılısıysa. Yani bunları biraz daha ölçüp tartıp ona göre karar vermek istiyorum. Peki şu Dominik günlerine dönelim. Adada birçok şeye hasret kaldı yarışmacılar. Döndüklerinde ise eski alışkanlıklar, hasretler ve yemekler fazlasıyla giderilmiş, tüketilmiş. Kuruya koştum direkt. Yani zaten adadayken böyle hayalini kuruyorsunuz yiyeceğin içeceğin fazlasıyla. Yani böyle nasıl keyif yapabilirim, ne yiyebilirim diye. Döndükten sonra direkt bunları gerçekleştirdim. Uyku düzeni de hala yerine oturmamış. Halen daha yok uyku düzenim. Yani sabaha kadar herhalde böyle 3-4'e kadar falan oturuyorum. Böyle cin gibiyim, ayaktayım. Adada yokluk, açlık ve kıyasıya yarışlar için de bambaşkaydı Damla. Eski hayatına döndüğünde eksik olanların değeri daha da artmış. Yani normal hayatımı daha çok özledim diyebilirim. Yani normal, stabil bir hayatım. Standardım neyse onu özledim. Yani enerjik olmayı çok özledim. Sabah kalkıp kahvaltı yapmayı çok özledim. Çünkü kahvaltı yaptığınız zaman gerçekten kendinizi çok daha iyi ve enerjik güne başlamış hissediyorsunuz. Yani düzenli hayat bizim bence hani çok güzel bir standardımızmış diye düşünüyorum. Bir anlamda yemin ediyorum çok açım yani. Eski yarışmacı arkadaşlarından bakın kimlerle görüşüyormuş Damla. Yani şu anda İstanbul'dayım. Aylin'le beraberim. Hatta Aylin nerede kalıyorum. Beraberiz. Aylin, Zafer, kısmetse belki Atakan'la görüşeceğiz. Onunla da konuştuk, telefonlaştık. Onun dışında kimle görüşüyorum? Serkay'la İzmir'de sürekli beraberdik. Ve Ezgi'yle görüşüyoruz sürekli. Bol Ezgi'yle de görüşüyorum. Dostluklar bir ömür devam etmeli. Dostlukların kıymeti bilinmeli tabii ki. Ah, nerede bu zorlu günler? Geriye bağlamış gibi kaybediyorum. Ve sürekli onlar gözümüzün önünde yemek yiyor ve biz hiçbir şey yiyemiyoruz. Nerede bu spor yapanları denetlediği günler?